Sağamın şu idabiz. Bir de bir yeterşiye Marneoli TV'yi sayinformatiyo gamışoba. Hizkan malo başı gani tarı bulmovleniz Marneoli TV'yi sayinformatiyo samsağutan etat. Meyek ayrıca da salu salak idarını bilgend. Salamla ayram her birinizin. Marniye Televizyası'nın komandasıyla birlikte ben Salı Sılaqlı ve Eka İradzi'nin təqdim edeceği haber bırakılışı efirdadır. Yanımdan sahtan tipo garpoğlu kategoriyiz mokala keps, elektroenergiyazı gazırdil sapasuruz da opinansıbz. Vişşeye xeba ağınıştuğunu kadar suat ileba, amişe sahib naxet çöğenisi ücreti. Yanımdan telitliz garmalı başı sakartoloşi 1 milyon amde mokala kes, elektroenergiyiz tarifiz nazart sahtan tipo gata uxtis. Ağınıştuğunu kadar suat ileba, sakartolos premier ministerma, İrakli Garibaşulma meyiğo. Çöğeni gaz kutilebit, musakli ubiz. Nişanlıma nazarız daha çok milyon adam yas, tabu subsidirept elektronikis tarifis nazarız. Eşeğe bakar zot, miznobruç gupeps, esen yas formuz detas, danakle bir kurisim konu musakle obas, raz daha çok bitir gorsu kuyu koy, 1 milyon adam yas şey adiyas. Mugasene batrom, çoğun ağınışlı programa konuda pandemiz dazgıbiz dğidan qırtseldebu da uritseli axla yanvar şeçqda e subsidirebis programa da amitom çün ekh miuget gazqutleba rom arnishmi programa gavagrzelot da mosakhleobs impenas visats vins qolaze metad gajirvebulia am miznobruj gupebs da usubsidirot elektroenergiis nazardi es amokvendeba yanvaridan telitsris ganlobashi. Deniz gazirebuli tarifi subsidireba, sosyalura dautsveli, 150.000-dan naklebi reytingo kulis mkone ekhebs shekheba. Çven ojakhshi 11 suli vart, aranaid daxmarebas ar viğebt, arts pensioneri var, zalyan gvijirs, zalyan kargi ikneboda, tu ekhmarebian barem qolas daekhmarnen. Kargi gadaçqvetilebaa, çvens kveqanashi sosyalura dautsvelebs gansakutrebulat uchirt. Tumsa çöğen pensiyonerebma rauknat, sosyaluri dağmareba visat argoqs. Ağla ise tidruvarum dağmareba ola çirdeba. Amit o misağebi ikne bodayız gada çoğat ileba ola zerum opili omurgebuli. Zaliyan kargiya xalq zerum zrunaven. Magram uketesi ikneba tu ola şeyheba ez gada çoğat ileba. Sakartoloşi sosyalura dautsveli ocağebiz tüis elektroenergiyiz gazirebuli tarifi subsidireba kidev ertizlit gagzeldeba. Yanvar ayından etibaren sosyal cəhətdən həssas ailələrin elektrik enerjisinə güzəşt ediləcək. Bununla bağlı ətraflı məlumat hazırladım. Bu sujeti izləyə bilərsiniz. Gürcistanın baş naziri İrakli Garibaşvili yanvar ayından etibaren 1 milyon vətəndaşa artan elektrik enerjisi tariflərini dövlətin ödəməsi ilə bağlı qərar qəbul edib. Çöyün qaçı qədələbit, musaqlı ubiz. İzim qərarı əsasən əhalinin böyük bir hissəsi 1 milyona yaxın insan üçün elektrik enerjisi tariflərinin artırılmasını subsidiya edəcək. Bu 150 min və daha az balı olan əhaliyə aiddir. Bildiyiniz kimi bu proqram bizdə 2 ildir ki mövcuddur, lakin yanvar ayında bu subsidiya proqramı dayandırıldı və biz bu proqramı yenidən davam etdirmək qərarına gəldik, hansı ki əhalinin ən çox ehtiyacı olan hissəsinə elektrik enerjisinin subsidiyasını nəzərdə tutur. Bu qərar yanvar ayından qüvvəyə minəcək və bütün il boyu devam edecek. Artan elektrik enerjisi tarifinin subsidiyalaşdırılması reyting balı 150 min və daha az olan sosial cəhətdən həssas ailələrə şamil edilecek. Hə, ölüm, bir evdə 11 nəfər yeləmi. Yardım almayırıq, belə çətinliklə dolanırıq. Özüm də pensiya da almayıram heç. Köməkli eləyirlər, yardım eləyirlər, bizə də eləsinlər. Ölü. Ona görə ki, yardım alan yəqin ki, məcburdur. O məcburiyyət qarşısında ona halaldır. Dəfilmir, 4 kvadrat tüfükdə yaşayıram. Öyüm hökumət öydü. Heç bir yerdən gəlim yox bir pensiyadan başqa. Onu eləsələr, bana da xoş gələr, başqasına da xoş gələr. Sağ olsunlar, xalqa kömək edirlər, daha onun özü də bir böyük işdir. Hamı olmalıdır, bizə də olsa ta yaxşı, hamı olmalıdır, belə şey. Gürcistanda sosial cəhətdən həssas ailələr üçün artan elektrik tarifinin subsidiyalaşdırılması bir il yenə devam edəcək. Xoş
Qoveli 4 shabati dghe kvemo kharchi sakhmtsepurts unebultan mokhalaketa migebis dghebi ikneba. Rasakitkhebis shesakhem mjdeloben adgilobrivebi amis shesakhem nakhet chveli siujeti. Kvemo kharchi sakhmtsepurts unebulma Georgi Doktorishvilma samkhareo administratsiashi mokhalaketa migeba gamarta. Kvemo kharchis regionshi daqesta mokhalakebis migebis dghe qovel 4 shabats dghes me piradat სახელმწიფოს მუნიციპალური ადმინისტრაციაში შეხვდები მოქალაქეებს, რადგან მასშტაბი გაცილებით დიდია რეგიონის, მოსახლეობას რო კონდეს უფრო მეტი წვდომა უშუალოდ ჩემთან შეხვედრის, მუნიციპალიტეტებში ჩავალ და ადგილზე შეხვდები მოსახლეობას. ეს შეხვედრები ემსახურება, რომ მათი საჭიროებები გადაჭრა მოხდეს ეფექტურად, მოკლე დროში და ესეთი მეტი ბიუროკრატია არ იყოს და უშუალოდ კონდეთ წვდომა და ინფორმაციის გაზიარების საშუალება ნებისმიერ ზღონელ პირთან. ხარეში სახელმწიფო წმუნებულმა ადგილობრივების საჭიროებები პირადად მოისმინა და გადაჭრის გზებზე მათთან ერთად იმსჯელა. Губернаторმა არაჩვეულებრად მიიღო და მე მადლობა მინდა გადაუხადო ვისარგებლო შემთხვევით არაჩვეულებრივ მსმენელიო გულთან ახლოს მიიტანა თემა რომელზე მე ვსაუბრე და რა ვიცი უნდა მადლობა გადაუხადო ყველა რუსთაველის სახელით რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლო მას შევხვდე და ჩვენი სურვილების შესახებ მოვახსენ. ქვემო ქართლში სახელმწიფო წმუნებულის გიორგი დოხტურიშვილის ინიციატივით რეგიონის მასშტაბებიდან გამომდინარე მოსახლეობასთან აქტიური და ეფექტური კომუნიკაციისთვის გარდა სამხარეო ადმინისტრაციისა მოქალაქეთა მიღება მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ცენტრებშიც გამართება, რაც კიდევ უფრო მეტად გაამარტივებს საზოგადოების წინაშე არსებული საჭიროებების გამოვლენას და შესაბამისი პროცესის ეფექტურად მართვას. Her çarşamba günü Kvemo Kartli Gubernatorunun vatandaşlarla görüşü başlatacak. Bununla bağlı etraflı məlumat hazırladığımız sujeti izleyebilirsiniz. Kvemo Kartli Gubernatoru Georgi Doktorishvili regional idarede vatandaşlar için kabul keçirib. Kvemo Kartli regionunda vatandaşların kabulü günü təyin oldu. Her çarşamba günü mən vatandaşlarla görüşeceğim. Bölgenin miqyası büyük olduğundan, əhalinin benimle birbaşa görüşmek imkanını yaratmak için mən belediyelere gidip əhaliyle yerinde görüşeceğim. Görüşün məqsədi əhalinin narahat edən problemlerin effektiv həll olunmasıdır. Dövlət nümayəndəsi yerli sakinlerin ehtiyaçlarını şəxsən dinləyib, həll yollarını onlarla müzakirə edib. Gubernator bizi çok yaxşı karşıladı. Fürsətdən istifadə edib öz təşəkkürümü bildirmek istəyirəm. Dediyim bütün problemlerle yaxından baraklandı. Onunla görüşmek imkanı yarattığına göre teşekkür ederim. Georgi Doktorishvilinin teşebbüsüyle regional idareyle yanaşı əhaliyle fəal ve səmərəli ünsiyyət için belediyelerin inzibati merkezlerinde vatandaşların kabul keçiriləcək ki, bu da ictimai ihtiyaçların müəyyənləşdirilməsi ve müvafiq prosesi effektiv şekilde idare etməyə asanlaşdıracaq. Otsi yanvar Azərbaycanşı Glovis dğeya. 1990 წლის 20 იანვარს განვითარებული მოვლენების შესახებ ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. ზუსტად 32 წლის წინ აზერბაიჯანში სისხლიანი 20 იანვარი გათენდა. 1990 წლის 20 იანვარს ბაქოში მშვიდობიანი მომიტინგეები, რომლებიც საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და მის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას მოითხოვდნენ, საბჭოთა არმიამ დაარბია. Საბჭოთა ჯარმა მშვიდობიან მოსახლეობას ცეცხლი გაუხსნა. Რის შედეგადაც 170-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. დაიჭრა და დასახიჭრდა 600-ზე მეტი ადამიანი. დააპატიმრეს 2000-მდე მოქალაქე. Მიუხედავად იმისა, რომ 1990 წლის 20 იანვრის მოვლენებიდან 32 წელი გავიდა, ეს დღე ყველა სახსოვს როგორც სისხლიანი დღე. ეს იყო თავისუფლებისთვის ბრძოლის დასაწყისი. ხალხი ამას არასოდეს დაივიწყებს. ეს დღე ჩვენი ხალხის ისტორიაში დიდებული დღე არის. ჩვენმა გმირებმა შეძლეს რუსეთის ჯარებთან უიარაღოდ ბრძოლა. ფაქტობრივად რუსული აგრესია კავკასიაში 1999 წლის 9 აპრილს ში დაიწყო და ბაქოში დასრულდა. 1990 წლის 20 იანვარი აზერბაიჯანის ისტორიაში ერთ-ერთი ტრაგიკული დღეა, რომელიც ისტორიაში შავი იანვრის სახელით შევიდა. ეს დღე აზერბაიჯანში გლოვის დღეა. 1990 წლის 20 იანვარს ჩემი ძმის სიცოცხლე შეეწირა.
ძმის დაკარგვა ძალიან ძნელია. იგი აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობისთვის დაიღუპა. მე ვამაყობ ჩემი წვით. ერთმა ნათელში ამყოფოს იქ დაღუპული ყველა გმირი. Necəki 44 gün ərzində Azərbaycan işğal altında olan yenə də Rusların birbaşa iştirakıyla işğal altına alınmış torpaqlarını 44 günlük müharibə ərzində azad elədi. Mən bir Gürcistan vətəndaşı olaraq Gürcistanı ürəkdən sevən bir şəxs olaraq inanıram ki, yaxın gələcəkdə Gürcistan da Gürcistan bizim sevimli Gürcistan bayrağımız həm Abxaziyada, həm Şimali regionunda da alınacaq. ისტორიკოსების შეფასებით 1980 წლის 20 იანვარი ეს იყო სადამსჯელო ოპერაცია კავკასიის რეგიონში მიმდინარე პროცესების მიმართ. Რაც ქალაქ თბილისში 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიის გაგრძელებას წარმოადგენდა. იგი იყო მიმართული საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიერ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მოპოვების წინააღმდეგ. Yanvar Azərbaycanda matəm günüdür. Ətraflı məlumat hazırladığımız süjeti izləyə bilərsiniz. Düz 32 il bundan əvvəl Azərbaycanda qanlı 20 yanvar sübhü açıldı. 1990-cı ilin yanvarın 20-sində Bakıda öz ölkəsinin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü tələbi ilə keçirilən dinç etiraz aksiyaları Sovet ordusu tərəfindən dağıdıldı. Sovet ordusu qoşunlarının qanunsuz yer edilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz həbs olunub. Bugün qanlı Bakı hadisələrindən, yəni ki 20 yanvar 90-cı il hadisələrindən bizi 32 il ayırmağına baxmayaraq, o bütün insanların xatirəsində əbəd olaraq bir qanlı gün kimi, azadlıq mücadiləsinin başlanğıcı kimi yaddaşlarda qalıbdır və bu qalmaqda davam edəcək. Heç vaxt xalqımız bunu unutmayacaq. Çünki orada biz onlarla öz iki övladlarımızı itirdik. Onlarla bizim qəhrəman övladlarımız şəhid oldular. Bu xalqımızın tarixinə bugündən baxanda bir şanlı bir gün kimi yazılıbdır ki, bizim xalqımızın övladları Rus tanklarına qarşı, Sovet Rus tanklarına qarşı silahsız da çıxmağı bacardılar və öz mübarizələrini davam etdirdilər. Əslində bu mübarizə Qafqazda Rus aqressiyası 9 aprel 89-cu ildə başladı və onun davamı Bakıda yekunlaşdı. Sovet ordusu qoşunlarının qanunsuz yer edilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürülüb, 744 nəfər yaralanıb, 841 nəfər qanunsuz həbs olunmuşdu. Mənim qardaşım vurulması mənim üçün böyük təsir oldu. Qardaş ikisi ağır işdir. Mənim qardaşım Azərbaycanın süverenliyi azadlıq uğrunda şəhid olduğu üçün mən təxir edirəm. Şəhidlər Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanlılar və gürcülər həmişə xarici aqressorlara qarşı birlikdə mübarizə aparmağı bacarıqlar. Necə ki, 44 gün ərzində Azərbaycan işğal altında olan, yenə də Rusların iştirakıyla, Rusların birbaşa iştirakıyla işğal altına alınmış torpaqlarını 44 günlük müharibə ərzində azad elədi. Mən bir Gürcistan vətəndaşı olaraq, Gürcistanı ürəkdən sevən bir şəxs olaraq inanıram ki, yaxın gələcəkdə Gürcistan da Gürcistan bizim sevimli Gürcistan bayrağımız həm Abxaziyada, həm Şimali regionunda dalğalanacaqdır. 20 yanvarda bilirsiniz ki, təkcə Azərbaycan vətəndaşları yox, eyni zamanda Gürcistan vətəndaşları da həlak olublar, şəhid olublar qəhrəmancasına. Şəhidlik zirvəsinə yüksələn qardaşlarımızdan biri Kirəş Muğanlı sakini. Biz onun ailəsini ziyarət elədik, ailə üzvlərinə başsağlığı verdik. 1990-cı ilin yanvarın 20-si tarixə qara yanvar kimi düşmüş Azərbaycan tarixinin ən faciəli günlərindən biridir. Bugün Azərbaycanda matəm günüdür. 20 yanvar 1990-cı il Qafqaz regionunda gedən proseslərə qarşı cəza əməliyyatı idi. Tiblisdə 1989-cu il 9 aprel faciəsinin devamı olan 20 yanvar hadisəsi Gürcistan və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldə etməsinə qarşı yönəldilib.
Marneulşi sami skola distansiyur stavlebaze gadavida. Romel skolebshi dainerga online stavleba. Amis shesakheb nakhet chveni siujeti. Marneulşi koronavirusis dafiksirebis gamo sami sajaro skolis 11 klasi distansiyur stavlebis rejimze gadavida. Marneulis munitsipalitetis mashtabit arsebuli 74 sajaro skolidan am droistvis online stavleba khalak Marneulis nomer 6-e. Nomer Merve da sofel tseretlis sajaro skolebshi mimdinareobs. Ამჟამად მარნეულის საჯარო სკოლებიდან დისტანციურ სწავლებას ახორციელებს სამი საჯარო სკოლიდან ორგან მხოლოდ 11 ცალკეული კლასი. ისინი ორი კვირის მანძილზე იქნებიან დისტანციური სწავლების რეჟიმზე და შემდეგ დაუბრუნდებიან დასწრების სწავლებას. თუ შეიძლება რომ გითხრათ რომელი სამი სკოლაა? მეექვსე, მერვე და წერეთელი. მეექვსეში 8 კლასი, წერეთელში 1, მერვეში 2. შეგეხსენებთ, სკოლებში სასწავლო პროცესი მიმდინარე წლის 17 იანვრიდან საკლასო ოთახებში განახლდა. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით სკოლებში სავალდებულოა რიგი რეკომენდაციების დაცვა, მათ შორის პირბადის დარება. Koronavirus sebebiyle Marneu'da 3 mektep distan təhsil rejimindədir. Bununla bağlı etraflı məlumat hazırladığımız sujeti izləyə bilərsiniz. Marneu'da 3 ictimai məktəbin 11 sinifi koronavirusun aşkarlanması ilə əlaqədar distan təhsil rejiminə keçib. Marneu belədiyəsindəki 74 ictimai məktəbdən onlayn təhsil hazırda Marneu'nun 6 saylı, 8 saylı və Cəretəli kəndinin ictimai məktəbində həyata keçirilir. Hal-hazırda Marneu'nun 3 ictimai məktəbindən 11 sinif distan təhsil rejimindədir. Onlar 2 həftə ərzində onlayn rejimdə təhsil alacaqlar. Sözə gedən 3 məktəbin sinifləri bunlardır. 6 saylı məktəbdə 8 sinif, 8 saylı məktəbdə 2 sinif, Cəretəli ictimai məktəbində isə 1 sinif. Nəzərinizə çatdırım ki, cari ilin yanvarın 17-sində məktəblərdə tədris prosesi sinif otaqlarında bərpa edilib. Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə məktəblərdə müvafiq tövsiyələrə, o cümlədən tibbi maska taxmaq mütləqdir. Axlaqı vnaxot, ram nişnvelovani movlenebiti o gamurçeuli 20 yanvari. 1265 წლის 20 იანვარს ვესტმინსტერის სასახლეში ინგლისის პირველი პარლამენტის პირველი სხდომა ჩატარდა. 1964 წლის 20 იანვარს ბიტლზის პირველი ალბომი გამოვიდა. 1990 წლის 20 იანვარს ბაქოში საბჭოთა არმიის მიერ აზერბაიჯანელთა საპროტესტო დემონსტრაციის სისხლიანი დარბევა მოხდა. 20 იანვარი აზერბაიჯანში გლოვის დღეა. ამ დღეს შავი იანვარი ეწოდა. 1848 წლის 20 იანვარს ქართველი მწერალი ალექსანდრე ყაზბეგი დაიბადა. 1955 წლის 20 იანვარს ქართველი პოეტი, თარგმნელი ზურაბ ნარმანია დაიბადა. 1960 წლის 20 იანვარს ნეპალელი მთამსვლელი აპა შერპა დაიბადა. ინდი ისე 20 იანვარის ჰანს ჰადისელალე სეჩილდინ ისლეიეკ. 20 yanvar 1265-ci ildə İngiltərənin ilk parlamentinin ilk iclası Westminster sarayında keçirilir. 20 yanvar 1964-cü ildə Beatles'in ilk albumu qabışda işıqısı görüb. 20 yanvar Azərbaycanda matəm günüdür. 20 yanvar 1848-ci ildə Gürcü yazıçısı Aleksandr Xazbeki anadan olub. 20 yanvar 1955-ci ildə Gürcü şairi tərcüməçi Zurab Narmaniya anadan olub. 20 yanvar 1960-cı ildə Nepalı alpinist Apa Sherpa anadan olub. Საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID ინფიცირების 6341 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით COVID-19-ით 27 მოქალაქე გარდაიცვალა. კორონავირუსის სტატისტიკა ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Საქართველოში ბოლო 24 საათში COVID ინფიცირების 6341 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. გასული დღეღამის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსისგან 3043 მოქალაქე გამოჯამრთელდა. 27 COVID ინფიცირებული პაციენტი კი გარდაიცვალა. მიმდინარე წლის 20 იანვრის მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 1.021.943 შეადგენს.
მათ შორის გამოჯამრთელებულია 946.255 მოქალაქე. Pandemiz გავრცელებიდან დღემდე საქართველოში კორონავირუსით ჯამში გარდაცვლილია 14582 პაციენტი. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirus səbəblə 27 vətəndaş dünyasını dəyişib. Vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumat hazırladığımız sujeti izləyə bilərsiniz. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda koronavirusa 6251 yoluxmalı qeyd alınıb. Son 24 saat ərzində 3043 vətəndaş sağalıb. 27 pasiyenti isə dünyasını dəyişib. COVID-19 pandemiyasının yayılmasından bugünə dək ümumilikdə yoluxmalı 1.021.943 təşkil edir. Onlardan 946.255 vətəndaş sağalıb. 14.582 pasiyent isə dünyasını dəyişib. 46 nəfər karantin rejimində, 4.443 nəfər stasiyonarda həkimlərin nəzarət altında, 1.746 nəfər isə klinik otellərdə qalmaqdadır. Ასეთი გახლდათ 20 იანვრის მარნეული ტივის საინფორმაციო გამოშვება. Ახალი ამბების დასრულებისთანავე თქვენ წინ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი გელით. Მე კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Bugünlük bu kadar. Sabahın hava prognozu siz gözleyir. Sağ olun, salamat kalın.